Arkadaşlar merhaba. Bugün 7 Ocak Cumartesi ABD Gulfstream Park'ta 9 koşuluk bir program var. Birinci koşu 20.10'da birinci altılı Ganyan İlkaya bir maiden satış koşusuyla başlıyor. 4 yukarı dış İngilizlere mahsus 1500 metre çim pistte bir koşu. Koşu 20 bin dolarlık maiden satış koşusu 28 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 10 numaralı public service ile başlayacağız burada. Paco Lopez ile start alacak olan 1600 metre çim pistteki önceki startında bir boydan az bir farkla üçüncülüğü var. Daha önce de 1700 metre çim pistte yine boyun farkıyla bir üçüncülüğü var. Favori olduğu iki önceki startında bir hard spoon yavrusu 10 numaralı public service. 12 numaralı Miss Grand Classic Empire yavrusu Jose Ortiz'de start alacak. Kariyerinin 5 startında da tabelada yer bulmuş bir isim. 2 ikinciliği, 2 üçüncülüğü, 1 dördüncülüğü var. Son üçüncülüğü 1600 metre çim pistten kumandan son startı. Daha sonra 6 numaralı Girly the Butcher Edgar Perez'le start alacak olan bir isim. 1670 metre tapeta pistte son startında üçüncülüğü var iki boydan az bir farkla. 2 numaralı Zen Mark Kasser'in antren ettiği Luis Saez'le start alacak olan bir isim. Ve son olarak 8 numaralı True Martini Javier Casalano'yla bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu opsiyonel satış koşusu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir koşu. 20 bin dolarlık şartlı satış koşusu toplam ikramiyesi 54 bin dolar olan bir koşu. İki isim var öne çıkan ikisi de Kozan yavrusu 6 numaralı Avant Glory Tyler Gaffalona ile start alacak olan bir isim. Diğeri de 1 numaralı Flocky's Flight. Flocky's Flight Churchill Downs'tan geliyor. Son iki startını 120 binlik maiden koşu 1400 metre kum pistte uzak ara farkla kazanmış. Son startında da 1700 metre kum pistteki bir koşuyu kazanmış. Ancak ben Gulfstream Park'ta bu hipodromda 1300 metre kum pistte son favori olduğu son startında ikinci olan Avant Glory'den yana kullanacağım tercihimi. Safi Joseph Jr.'ın antren ettiği ve Tyler Gaffalone ile start alacak olan Avant Glory bu koşuyu kazanır diyorum. Eğer bütçeniz müsaitse 1 numaralı da 6 numarayı tek atmak istemiyorsanız alternatif olarak 1 numarayı da ekleyebilir ya da 1 numarayı tek düşünebilirsiniz. Benim tercihim 6 numaralı Avant Glory'den yana. Üçüncü koşu maiden satış koşusu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre tapeta pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 12.500'lük maiden satış koşusu. Burada da iki isme yer vereceğiz. 5 numaralı Freddy's Music, Luca Paniki ile son startında 1800 metre tapete pistte ikinciliği var. Bir de 7 numaralı King D, Jorge Ruiz ile start alacak olan bir isim. 1700 metre tapete pistteki önceki startında yarım boy farkla üçüncülüğü olan bir isim. Bu iki isim maiden'den çıkmaya en yakın isimler. Eğer bütçeniz müsaitse 6 numaralı Free Shipping ve 4 numaralı Moment of Zen'de ilave edilebilir kuponlara diye düşünüyorum. Dördüncü koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu. Aynı zamanda ikinci altın Ganya'nın ilk ayağı 21.39'da start alıyor 1500 metre çim pistte. Koşu 84 bin dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. 4 numaralı American Rider Rod Ortiz Jr. ile start alacak olan bir Amerikan Parva yavrusu. Todd Blatcher'ın antren ettiği bir isim. Son startında 85 binlik bir maiden koştu. Üçüncülüğü var 1700 metre çim pistte. 3 numaralı Coast Along Tyler Gaffalone ile start alacak olan West Coast yavrusu. 300 bin dolara satın alınmış bir isim. 5 numaralı Dieter Joel Rosario ile kariyerin ilk startında. 8 numaralı Nate the Great West Coast yavrusu yine Safi Joseph Jr.'ın antren ettiği Edgar Zayas'la start alacak olan bir isim. Son olarak 6 numaralı Highland Lord Javier Casalano'yla bu koşuda şans verdiğim isimler. 5. koşu bir satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre tapeta pistte start alacak. Koşuya bakalım koşu. 8000 dolarlık bir satış koşusu. 8 numaralı Glorious Tribute koşuda favori çıkacaktır büyük bir ihtimal. 1700 metre tapete pistteki son startında Şahin Cıvacı Türk Jockey ile baş farkıyla ikinci olmuş. Son iki startında favori çıkmış bu isim. 8 numaralı Glorious Tribute. Murat Ortiz Jr. ile start alıyor bugün. 4 numaralı More Than I Can Handle Paco Lopez ile start alıyor. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Ve son olarak 3 numaralı Bluetooth Candy
Twilling kendi yavrusu Jose Ortiz'le bu koşuda şans verdiğim son isim. Geldik 6. koşuya. Bir maiden satış koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1100 metre tapeta pistte start alacak. Zor koşulardan bir tanesi. 4 numaralı koşu 35 bin dolarlık maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi de aynı miktarda. 4 numaralı Camilla Rad Ortiz Junior'la start alacak olan bir isim. Daha sonra 6 numaralı Light and Pat Edgar Zayas'la start alıyor. Favori olduğu son startında ikinciliği var. 1000 metre tapeta pistte 25 binlik meydan satış koşusunda. 1 numaralı Wicked Eyes Jose Morelos'la şans verdiğim diğer bir isim. Daha sonra 9 numaralı Wolf Riot, Ken Riot yavrusu Luis Saez'le start alacak. 2 numaralı Musical Journey Paco Lopez'le ve son olarak 8 numaralı Get Storming Junior Alvarado'yla bu koşuda şans verdiğim isimler. 7. koşu Diana Beach Stakes koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte start alacak. Kariyerin 3 startını kazanan 6 numaralı Suzak büyük bir ihtimal favori çıkacaktır bugün. Koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Dania Beach Stakes koşusu. An itibariyle de 2 numaralı Major Dude %31 ile AGF oranında birinci, daha sonra %30'da Worthington ve Sozak %22 ile üçüncü sırada yer alıyor. Tabii bunlar değişecektir malumunuz. Koşu 100 bin dolarlık bir stakes koşu. 6 numaralı Sozak Fransa'dan gelen bir isim. Fransa'daki son 3 startında 1200, 1350 ve 1600 metre çim pistteki son 3 startındaki maiden ve şartlı koşulları kazanmış bir isim. Baş ve boyun farklarıyla kazanmış bir isim. Amerika'daki ilk startı Joel Rosario ile. 2 numaralı Major Dude, Rod Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. Kariyerinde hep üst grup koşularda start almış. Kazandığı maiden hariç 57.500 maiden 1000 metre kum pistte 59.60'da kazandıktan sonra grup 3 Black Dog, grup 2 ve grup 1 koşularda start almış. Önceki startında 1700 metre çim pistteki grup 2 koşuyu kazanıyor. 1.46.60 derecesiyle son startında da Breeders' Cup Juvenile Turf koşusunda 9'unculuğu var. Major Dude'un. 7 numaralı Worthington'da Luis Saez'le bu koşuda şans verdiğim son isim. O da 1600 metre çim pistteki son 2 startındaki üst grup 1 maiden koşuyu yarım boy favori olduğu koşu. Son startında da 127 bin dolar toplam ikramiyeli şartlı koşuyu 2,5 boy farkla Luis Saez'le kazanmış. Bugün de aynı jokeyle start alacak. 6, 2 ve 7 bugünkü koşuda şans verdiğim isimler. Geldik 8. koşuya. Opsiyonel satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1670 metre tapeta pistte start alacak koşu. 20 bin dolarlık şartlı satış koşusu, 32 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 7 numaralı Fly the W, Luis Saez ile start alacak olan bir isim. Son 4 startının 3'ünü kazanmış bir isim. 22 Ekim'de 1700 metre tapetadaki 10 binlik satış koşusunu 2 boydan fazla bir farkla kazanıyor. 1.42.49 ile. Son 4 startının tamamında favori çıkmış bir isim. Bir de son startında yine 1700 metre tapeta pistteki 12.500'lük şartlı satış koşusunu 1.40.96 ile bu hipodromda 5,5 boy farkla Luis Saez ile kazanıyor. Monza'nın önünde Luis Saez bugün de aynı jokey ile start alacak. Daha sonra 11 numaralı Monza Fly the W'nun kazandığı koşuda ikinciliği var son startında. 8 numaralı Burning Man Junior Alvarado ile start alıyor. 1800 metre tapeta pistteki son startını yaklaşık 6 boy farkla 1.52.29'la favori olduğu koşuyu kazanıyor. 1800 metre tapeta pistte. Son olarak 10 numaralı Cadet Corpse Tyler Gaffalone ile şans verdiğim son isim. O da 1700 metre mesafedeki tapeta ve çim pistteki son 2 startındaki 12.500'lük satış ve 16.000'lik satış koşularını kazanmış bir isim. Geldik son koşuya Ginger Blue Stakes koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1600 metre çim pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 100 bin dolar toplamıyla bir stakes koşu. Burada da 3 numaralı Cairo Consort
Cairo Prince yavrusu Todd Fletcher antrenmanındaki Irad Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Son 3 startında 20 Ağustos'ta 1300 metre Chimps'teki listed koşuyu 1.16 derecesiyle 2,5 boy farkla kazanıyor. Daha sonra favori olduğu bir grup bir koşuda ikinciliği var. 1600 metre Chimps'te Natalma Stakes'te son startı da 4 Kasım'da Breeders' Cup Juvenile Turf koşusunda da üçüncülüğü var. 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. Diğer isimlere baktığımızda bu isim öne çıkıyor ve bu koşuyu kazanır diyorum. 3 numaralı Cairo Consort'un son koşuda. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden hemen hemen ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan Şablı Ganyan Şablonu'na geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to 4 or 5 lengths from Magic. Geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'a tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Yine Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce bugünkü koşulara ait Ronnie Coletti'nin seçimleri ekranda görüldüğü gibi Race 1 birinci Altılı Ganyan ilk ayağı seçimler burada. Race 2 seçimler burada. Race 3 seçimler sağ üst köşede. Race 4 ikinci Altılı Ganyan ilk ayağı seçimler burada. Race 5 seçimler burada. Race 6 seçimler burada. Race 7
seçimler burada, reis 8 seçimler burada ve reis 9, ikinci altılı ganyanın son ayağında da seçimler şu sağ üst köşede. İkinci altılı ganyanın son ayağı 3, 6 ve 9. Diğer bir isim de Pedro Casella. Bugünkü koşullara ait seçimler ekranda gördüğünüz gibi. Reis 1, birinci altılı ganyanın ilk ayağı. Aşağı doğru devam edelim. Reis 4, ikinci altılı ganyanın ilk ayağı. Ve Reis 9 da ikinci altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. 3 numaralı Kayra Konsort'u ilk at olarak veriyor seçimlerde gördüğünüz gibi. Benim tahminlerimde ikinci altılı ganyan seçimleri de ekranda gördüğünüz gibi size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk altılıda, birinci ayakta daha doğrusu birinci koşuda 10 numaralı Public Service ile başladık. 12 numaralı Miss Grant, 6 numaralı Girlie the Butcher, 2 numaralı Zen ve 8 numaralı True Martini, Javier Castellano ile şans verdiğim isimler. İkinci koşu iki isim var, ikisi de Kozan yavrusu, Flocky's Flight ile Avant Glory. Tercihimi ben bir 6 numaralı Avant Glory'den yana kullanıyorum. Tyler Gaffalone ile start alacak olan bütçeniz müsaitse bu ismi de ekleyebilir. Yani ya da bunu seçebilirsiniz çalışmalarını incelemeniz şartıyla. Üçüncü koşuda da iki isim var. 5 ve 7. Frederick's Music ve King D. Yeterli gibi gözüküyor. Eğer bütçeniz müsaitse 6 ve 4'ü ekleyebilirsiniz. Üçüncü koşuda. Dördüncü koşu. Altılı ganyanın, ikinci altılı ganyanın ilk ayağı. 4 numaralı American Raider. 3 numaralı Coast Long. 5 numaralı Dieter. 8 numaralı Nate the Great. Ve 6 numaralı Highland Lord. 5. koşu 8 numaralı Glorious Tribute, 4 numaralı More Than I Can Handle ve 3 numaralı Bluetooth Candy. 6. koşu 4 numaralı Camilla, 6 numaralı Light and Pet, 1 numaralı Wicked Eyes, 9 numaralı Wolf Riot, 2 numaralı Musical Journey ve 8 numaralı Get Storming. 7. koşu 6 numaralı Suzak'la başladık, 2 numaralı Major Dude ve 7 numaralı Worthington. Önerdiğim isimler arasında 8. koşuda da 7 numaralı Fly the W, 11 numaralı Momza, 8 numaralı Burning Man ve 10 numaralı Cadet Corps. Şans verdiğim isimler arasında son koşuda da 3 numaralı Kyra Consort, Rod Ortiz Jr. ile bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.